Herkese merhabalar arkadaşlar. 2023 Kurban Bayramı vlog videosundan herkese selamlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2022 yılında Kurban Bayramı'nda yine böyle bir vlog videosu hazırlamıştım ve sizlerle paylaşmıştım. Sizler de çok beğenmiştiniz. Bunun için herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve benden bu sene için de yine böyle bir video çekmem istenmişti. Bugün 17 Haziran 2023, Kurban Bayramı'na 10 gün var arkadaşlar. Nasip olursa 11. gün Kurban Bayramı'nın 1. günü olmuş olacak inşallah Allah'ın izniyle. Bu seneki kurban organizasyonumuzla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Merak edenler olabilir. Arkadaşlar gene aynı geçen sene olmuş olduğu gibi Ankara Kazan'da Yıldırım Besi Çiftliği ile anlaşmamızı yaptık. Nasip olursa Kesim'de orada olacağız. Yalnız geçen seneden farklı olaraktan geçen sene biz sadece iki istasyonu almıştık. Kelle kesimi ve kelle ayak düşürme istasyonunu almıştık. Bu sene ise arkadaşlar komple 4 parça işini aldık. Yani hayvan bize canlı gelecek. Bizden 4 parça halinde çıkıp artık bizden sonraki farklı bir ekibe gidecek arkadaşlar. Burada parçalama ve histeleme olacak. Biz sadece işin 4 parça kısmını yapıyor olacağız. Kurban organizasyonu hakkında bilgi verdikten sonra arkadaşlar tekrar hazırlık kısmına dönecek olursak eğer bıçaklarımı hazırladım arkadaşlar. Ayrıca kendime iki tane kın yaptırmıştım. Yeni kın. Onları ayarladım. Şimdi birazdan palas kalmaya gideceğim. Ayrıca bildiğiniz üzere ben kurban bayramlarında ya da mezbahada çalıştığım dönemde kırmızı pantolon giyiyorum sadece. Pantolonlarım da bayağı eskimişti. Yeni pantolonlar diktirdik arkadaşlar. Onları alacağız inşallah. Bunun haricinde diğer bütün hazırlıkları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 21 Haziran. Son gelmeden önce bir kesimhaneyi ziyaret edelim dedik. Ankaralı arkadaşlarımızla buluştuk işte. Evet, merhabalar arkadaşlar. Serdar burada, Mustafa burada, Metin burada. Buluştuk arkadaşlarımızla, kesimhaneyi gezdik. Bunları zaten sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz ara ara. Şimdi mallara bakacağız arkadaşlar. Hep beraber hadi mallara bakalım. Arkadaşlar şu an 330 civarı mal satılmış durumda. İşte bayram haftaya bugün eğer Allah nasip ederse tahmin ediyoruz 350'yi geçecek, yani 360-370 gibi olur diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Buraya su atmasın yani. Buraya atan su direkt içeride. Buradaki mail ön tarafa olur. Bunun ağzını bu tarafa veririz. Buradan evet. Kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde kanaldan gidiyor. Sen de dedin, tek tek şurada ne demin nereden ne demin şu kadar. Aklımda yalan bakıyor ama sevinmeden. Şu da şöyle oldu. Bu tarafa doğru biraz kayması gerekiyor. Anladın mı? Öyle bilinen yıldırımı sana bir şey veriyorum. Sen bu sene tepki geçirmişsin abi. Evet. Olduğu zaman mesela şimdi adam burada çalışıyor. Bugün 22 Haziran 2023. Hazırlıklarımız devam ediyor. Hazırlıklarımız devam ettikçe video çekimlerimiz de devam ediyor. Dün bir önceki sahnede izlediğiniz üzere kesim yapacağımız yere, Ankara'ya Yıldırım Besiye'ye gitmiştik. Ziyaret etmiştik. Son kontrolleri yapalım dedik kesimhanenin. Hayvanları bir görelim dedik. Bazı değişiklikler yapmaya karar vermiştik kesimhanede. Onları gittik, kontrol ettik arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sizlere. Hazırlıklarımız devam ediyor demiştim.
Kendime bu sene şöyle iki tane daha kın yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çift bıçaklı oluyor bunlar. Şöyle iki kın yaptırdım. Ondan sonra iki tane palaska aldım arkadaşlar gene. Şu şekilde palaskalar. Bunların haricinde arkadaşlar bir de illaki dikkatinizi çekmiştir. Ben kesimlerde her zaman hem mezbada hem de kurban bayramları kesimlerinde mutlaka kırmızı pantolon giyiyorum. Kırmızı tişört giyiyorum. Pantolonlarım da eskimişti yani 3-4 senedir hep aynı pantolonları giyiyordum. Şöyle yeni pantolonlar yaptırdık arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle bir tanesinin paketini açtım sizler görün diye. Bu şekilde. Şöyle yeni pantolonlar yaptırdık arkadaşlar. Ben 3 tane yaptırdım. 3 tanesi bana çok uzun zaman yeter. Allah izin verdiği sürece, ömür verdiği sürece. Şöyle belinin lastikli olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Lastikli bel pantolon gerçekten çok işime yarıyor benim. Ondan sonra kumaşı da böyle terletmeyecek şekilde, terletmeyecek şekilde ince ve içinde rahat hareket edebileceğim şekilde arkadaşlar. Şu anlık yaptığım hazırlık bu kadar. Devam ediyor. Gün yaklaştıkça, hazırlıklarımız devam ettikçe arkadaşlar bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bugün 23 Haziran 2023. Arkadaşlarımızla birlikte istişare ediyorduk. Kurban hakkında konuşuyoruz tabii ki de. Konumuz kurban. Şöyle arkadaşlarımı da sizlere göstermek istiyorum. Selim var burada. Birlikte çalıştığımız gene Burak, Murat abi, Ali. Hep birlikte burada hem çay içiyoruz, hem istişare yapıyoruz. Hem de böyle bir İzmit manzarası seyrediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar oldukça kalabalık. Aynen İzmit körfezimiz. Kurban hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Buradan gidişimizle ilgili bazı yapmamız gereken şeyler var. Onları ayarlıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yarın gene bazı hazırlıkların videolarını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Bugün 24 Haziran 2023. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Sadece birkaç gün. Bayram yaklaştıkça tabii hazırlıklarımız da hızlanıyor. Şöyle bazamı kaldırdım arkadaşlar. Burada kurbanda giydiğim kıyafetler var. Şöyle bayramda kesimden sonra yıkandığımda işte üstümü, başımı, yüzümü, gözümü silmek için kullandığım havlular var. Şöyle şimdi yavaş yavaş buradan hazırlık yapmaya başlayacağım. Şöyle atletlerim var. Kesimde giyiyorum bunları sadece. Şöyle iki çift atletimi alayım. Sonra kesim günü yıkandıktan sonra silmek için şöyle havlum var. Havlumu alayım arkadaşlar. Burada ne varmış? Bir tane palaska var. Şöyle tişörtler var. Gene kısa kollu tişörtler var. Şimdi hazır konusu açılmışken şöyle bazen bana soruyorlar çizmemi. Arkadaşlar derbi çizme kullanıyorum ben. Turuncu renkli uzun çizme oluyor bunlar arkadaşlar. Uzun palalı da diyorlar. Uzun konçlu diyorlar. Derbi bildiğimiz turuncu renkli çizme. Sonra işte burada dediğim gibi havlum var. İki çift çorabım var. İki çift atletim var. Sonra kırmızı pantolonlarım burada. Kırmızı tişörtlerim burada. Olmazsa olmaz olan şapkam burada arkadaşlar. Yıllardır giydiğim hep aynı şapka. Bir aralar bir reklam vardı şapkasız çıkmam abi diye. Şapkayı gördüğüm zaman aklıma hep o geliyor. Ondan sonra palaskalarım burada iki tane. Normalde tek palaska kullanıyorum ama bir tane yedek götürüyorum yanımda. Pantolonum için kemerim var. Sonra kınlarım burada. Şöyle göstereyim. İkili kın. İki tane bıçak alıyor arkadaşlar. Şöyle altında da deliği var. Kesimden sonra yıkadığımda içinden su süzülüyor gidiyor. Bunun için arkadaşlar ben diş fırçasıyla temizliyorum. Eğer sizde bu tarz kın varsa o şekilde temizleyebilirsiniz. Çünkü birçok kişiye tedarik ettik bu kınlardan. Her neyse kınlarımızdır. Dediğim gibi kının bir tanesini kullanacağım. Diğerini yedek götürüyorum. Çünkü bazen istemediğimiz durumlar olabiliyor yani. Ondan dolayı çift kın götürüyorum yedek. Masa zincirim burada arkadaşlar. Şöyle masa zincirim burada. Ayrıca iki tane masadım burada. Kullandığım masatlarım arkadaşlar biri el yapımı, biri F'lik. Eski F'liklerden. Gene masadın birini yedek götürüyorum. Ne olur ne olmaz. Kırılır, kaybolur, çalınır, bir şey olur diye. Onun haricinde şöyle 3 tane bıçağım var arkadaşlar. En üstteki bıçakla ben normalde kesim yapmayı tercih ediyorum.
En alttaki bıçakla da kelle ayak falan düşürüyorum ya da ayak açıyorum arkadaşlar. Ortadaki bıçakla ya kesim yapıyorum ya yüzüm yapıyorum. Kafama göre kullanıyorum yani. Bıçaklarım bunlar. Belki bıçağı merak edenler vardır. Bundan önceki yıllarda da izlemiş olduğunuz kurban kesimlerindeki kullandığım bıçak şu en üstteki bıçak arkadaşlar. El yapımı bir bıçak bu. Sivas'ta yapıldı. Tahmin ediyorum 2016 ya da 2017 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Karbon çelikten, paslanır çelikten yapılma bir bıçak. Onun altındaki iki bıçak zaten Victorinox'un bıçağı. Logosu görünüyor ortadaki bıçakta. Sonra şöyle bıçak kutularım var arkadaşlar. Bu bıçakları, bu görmüş olduğunuz bıçakları bu kutuların içinde muhafaza ediyorum. Birbirlerine çarpmaması açısından arkadaşlar. Onun haricinde az önce de söylemiştim videonun başında. Hani bazı eksikler var diye. Bunlar nedir? Şu an burada yoklar ama kendilerini mutlaka hazırlayacağım. Çöp torbası götürüyorum arkadaşlar. Özellikle de ağzı büzgülü olan çöp torbalarından götürüyorum. Bunun sebebi de çizmelerimi ve kanlı elbiselerimi koyuyorum. Ayrıca bu görmüş olduğunuz kınlar bayram günü arkadaşlar çok kanlı oluyor. Otelde yıkamak istemiyorum ben bunları. Kanlı olarak sadece bıçaklarımı ve masatlarımı yıkıyorum. Bunların hepsini kanlı olaraktan da gene çöp torbasına koyarak muhafaza ediyorum. Çizmelerimi, kanlı elbiselerimi ve kınlarımı. Onun haricinde arkadaşlar atletim falan terli oluyor. Ondan sonra havlum nemli oluyor. Bunları da yine çöp torbalarında muhafaza ediyorum. Ağzı büzgülü olanlardan. Bunun haricinde yanımda ben tırnak makası götürüyorum. Çünkü benim ya da ekip arkadaşlarımdan tırnağı kırılan arkadaşlarımız oluyor zaman zaman. Tırnak makası çok lazım oluyor. Ya da bu şeytan tırnağı dediğimiz şu etlerimizin şuradan kalktığı zamanlar olur arkadaşlar. Bilirsiniz şu tırnakla etin birleştiği yerde. O zaman onları kesmek için de çok faydalı oluyor tırnak makası. Bir de daha da önemlisi arkadaşlar bunların haricinde biz yanımızda mide bulantısı için ilaç, sargı bezi, ondan sonra ağrı kesici, bunların haricinde flaster band, gazlı bez, tentiridiyot yani batikon, onun haricinde teramisin, antibiyotik merhem bunları götürüyoruz arkadaşlar. Lateks eldiven. Bu tarz sağlık eşyalarını götürüyoruz biz yanımızda. Bunlar keşke lazım olmasa ama ara ara işte istemediğimiz durumlar oluyor demiştik ya. Bundan dolayı arkadaşlar bunları götürüyorum. Bunları da işte önümüzdeki günlerde hepsini hazırlayıp artık çantamı toplayacağım arkadaşlar. Şu anlık hazırlık aşaması bu kadar. Tekrar devamı gelecek. Bugün 27 Haziran 2023 Arife günü. Görmüş olduğunuz gibi bütün hazırlıklarımız tamamlandı arkadaşlar. Çantaları da doldurduk. Yedek elbiselerimizden temiz elbiselerimize varıncaya kadar bıçaklarımız, masatlarımız, yedek bıçaklar, yedek masatlar, yedek kınlar, çizmeler, terlikler. Hepsi bu çantaların içinde arkadaşlar. Hazırlıklarımız tamamlandığına göre artık eşyalarımızı arabamıza yükleyebiliriz. İzmit ekibi olarak buluştuk arkadaşlar. Herkes de arkamda gördüğünüz gibi. Şimdi nasip olursa Sakarya'dan bir kişiyi daha alıp oradan otobana bağlanıp artık Ankara'ya doğru yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Seyir esnasında gene video çekmeye devam edeceğim. Bolu'dayız, mola verdik. Şu anda Bolu'da tünelden çıkışta Opet tesisleri var arkadaşlar. Oradayız, hep birlikte mola verdik. Çay içiyoruz, bir şeyler atıştırıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor.
Arkadaşlar merhaba, Ostim'e vardık. Ekibin çoğunluğu burada. Son 5-6 kişi kaldı. Onlar da gelmek üzereler. Şöyle ortamı sizlere de göstermek istiyorum. Arkadaşlar kameraya bir el sallayalım. Selamünaleyküm cümleten. Arkadaşlar Yıldırım Besi'ye geldik. Bütün ekibimizde önce Ostim'de buluştuk. Ostim'den buraya geçtik. Kesim anayı kontrol ettik. Her şey istediğimiz gibi, planladığımız gibi. Herhangi bir yaramazlık yok. Aynen. Tişörtlerimizi aldık arkadaşlar. Şöyle gene önünde Türk bayrağı var. Aç bakayım bir tane görelim şöyle tabii bir. Tabii ki. Tabii ki kardeşim. Gördüğünüz şöyle gibi. Arkası, arka tarafını da gösterelim. Aynen. Yıldırım Besi çiftliği. Her şey planladığımız gibi arkadaşlar. Herhangi bir yaramazlık yok. Şimdi buradan sonra nasip olursa otelimize geçeceğiz. Video çekimine de devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Otelimize geldik. Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten tekrardan. Serdar ve Mustafa da burada yanımda. Merhabalar. Otele yerleşiyoruz. Nasip olursa havuza gireceğiz. Akşamleyin termal havuza gireriz. Ondan sonra kendi aramızda şimdi burada toplantımız olacak arkadaşlar. Gittik kontrolümüzü yaptık kesimhanedeki. Son eklenecek birkaç bir şey vardı. Onları da ilave etmelerini rica ettik kendilerinden. Sağ olsunlar hiçbir konuda da bizi kırmıyorlar. Buradan ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Nasip olursa arkadaşlar artık büyük gün geldi. Yani bir yılın hazırlığının meyvesini Allah nasip ederse inşallah. Aynen. Yarın yapacağız. Üstümüze düşen ne varsa yapacağız yani. Biz bugüne kadar Mesut abiden ne istediysek bizi kırmadan, ikiletmeden yaptı. Biz de yarın arkadaşlar üstümüze düşeni Allah nasip ederse yapacağız arkadaşlar. İnşallah, inşallah. Aldım abi. Arkadaşlar nasip oldu. Bu sene de geldik buraya otele. Otel harika. Herkese tavsiye harika ediyorum. Su çok güzel, su sıcak. Hiçbir şekilde üşümüyoruz. İnşallah nasip olursa gene güzel bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Buran düşüyor. Serdar'ım. Merhabalar ustacığım. Merhabalar. Arkadaşlar su çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi Serdar arkadan balıklama atladı. Tüm ekip buradayız. Su güzel, hava güzel. Şansımıza hava çok sıcak değil arkadaşlar. Hava gayet güzel. Su da soğuk değil. Su da iyi. Eğleniyoruz işte kafamıza göre. Şimdi birazdan yemek yemeye gideceğiz. Yemekten sonra akşamleyin kendi aramızda bir toplantımız var. Toplantı yapacağız. Sonra herkes odasına çekilip arkadaşlar istirahatini yapacak. Nasipse sabahleyin 4.30 gibi kalkıp saat 5 gibi otelden çıkıp kesimhaneye gitmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Tamam, telefonu bırakınca boğacağız Furkan'ı. Çekil.
Evet arkadaşlar, Kurban Bayramımızı herhalde hafta gerçekleştiriyoruz. Havuzdan çıktık, termal havuza girdik. Epey sıcaktı, 42 derece termal havuz. Oradan çıktık, bir hamama girdik. Hamamdan da çıktık. Odamıza yerleştik. Odalarda 3'er kişi kalıyoruz. Bu odada biz, Serdar, Mustafa ve ben kalıyoruz. Şu ana kadar her şey gayet güzel. Her şey yerli yerinde ve planladığımız gibi gidiyor. Bir de sizlerin huzurunda ben Serdar'la Mustafa'nın görüşlerini almak istiyorum. Bunu kendilerine sormak istiyorum. Düşünceleri nedir, ne değildir bu kurbanla alakalı olaraktan. Serdar, senin görüşlerini bir alalım. Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Yani görüşlerim şöyle, zaten üzerinde yaklaşık olarak bir yıldır konuştuğumuz bir konuydu hemen hemen usta. Onun haricinde de son 6 ay çok sıkı çalıştığımız ve hani ufacık bir riske bile mahal vermediğimiz bir durum ortada. Aynen. Artık yüzdük kuyruğuna geldik. Bunun yani kesim hattından tutalım da ekibin hazırlanmasında, ekipte en ufak aksaklık olacak olmaması gereken yere kadar hepsini düşünerek öyle bir hazırlık yaptık. Çok şükür gittik, kesim alanımızı da gördük. Çalışacak ekip arkadaşlarımız da kesim alanını gördü. Herkes çok beğendi. İnşallah artık yani saatler kaldı. Maça çıkmayı bekliyoruz usta, öyle diyelim yani. Aynen. Antrenman zamanı bitti. İnşallah alnımızın akıyla da yarın bitirip çıkacağız. Şu an her şey çok güzel. Havuz çok güzeldi. Ekip çok güzel, motive oldu. Ortam çok güzel. Ortam çok mükemmel. Herkes yani inanılmaz birbirine karşı. Ekipteki herkesin çok hoşuna gitti yani. Evet. Konuşuyorum aynen ben diyorsun. De. Ortam harika gerçekten. Evet. Moraller yüksek. Yani moraller yüksek, motivasyonumuz yüksek. Allah'ın izniyle yarın da bakalım bir şekilde bitirip çıkacağız inşallah. Evet. Mustafa'cığım, senin görüşlerin ne? Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle çiftlik sahibi Mesut Yıldırım abime, böyle bir otel tuttuğu için, bize bu imkanı sağladığı için 5 yıldızlı çok teşekkür ediyorum. Evet. Otel. Arkadaşlarımızın morali gerçekten çok yüksek. Herkes kendini hazır hissediyor. Yani inanıyorum ki çok erken saatlerde de bu işi bitirip altından tertemiz bir şekilde çıkacağız. Önceliğimiz kazasız belasız olması dileğiyle. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Furkan Usta ile birlikteyiz burada. Son görüşmeleri yapıyoruz. Aynen. Ekip hazır. Evet. Yarın sabah Allah izin verirse kesime başlayacağız. Herkese kazasız belasız kesimler. Evet. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Çekimler devam edecek. Sizlerle en ince ayrıntısına kadar her şeyi paylaşacağız. Dediğim gibi daha evvel de ben bu çekimlere 10 gün evvel başladım. 17 Haziran tarihinde başladım. Zaten siz bu videonun başında ben tarihi belirttiğim zaman göreceksiniz. Çekimlere 17 Haziran'a başladık. Bu şekilde vlog videosu olması daha güzel oluyor. Daha değişik oluyor bizim için. İnsanlar da vlog videolarını seviyorlar. O yüzden benden özellikle vlog olarak çekmemi istemişler. Yani direkt kurbanda kesimden başlamıyor da öncesinden, hazırlık aşamalarından falan başlıyor. Gayet de güzel bir video oldu bu ana kadar. İnşallah bundan sonrası da güzel olacak arkadaşlar. Şimdilik bizim diyeceklerimiz bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkes ne iş yapacağını biliyor. Tamam, ben ortada olacağım. Neresi sıkışırsa oraya geleceğim. Ondan sonra deniz mesela, bazı içecekler, yiyecekler falan aldık. Onların tedariğinde bulunacak. Mesut abinin güvenini kesinlikle sarsmak istemem. Çünkü adam direkt, bunu Serdarlar da şahitler, adam şöyle bir şey söyledi. Ben yarın kesimhaneye gelmeyeceğim dedi. Sen oradasın ya, sana bırakıyorum dedi. Adam öyle söylüyor yani. Sen oradasın dedi. Ben kesimhaneye gelmeyeceğim dedi. Yani ne kadar güvendiğini anlatmaya çalışıyorum. Uzaktan iyi vuruyorlar. Adam hiç gitmeden öldü.
Ulan bunun şundan özel hareketleri var. Bunları bir yaparsın. Özel bak özel hareket nasıl oluyor görüyor musun? Şerefsin var ya. Haydi. Hop. Tamam öğretti. Hani babamın hareketleri değil mi?